Değerli izleyenler, Başkent Kulisi'nden herkese iyi geceler diliyoruz. Bu hafta yine önemli başlıkları çarşamba günü akşamında ele almış olacağız. Tabii yeni askerlik sistemi konuşuluyor, tartışılıyor. Aslında yıllardan bu yana yapılan tartışmalar vardı ama son süreçte özellikle hükümet ve Milli Savunma Bakanlığı öncülüğünde tabii bir yeni askerlik sistemine ilişkin bir teklif sundular. Tabii bazı uzlaşı arayışları olduğunu görüyoruz özellikle son günlerde. Teklifin aslında bugün geçmesi bekleniyordu belki de. Ancak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yarın önemli temaslarda bulunacak. Siyasi parti temsilcileriyle görüşecek. Onun dışında tabii genel kuruldan ne zaman geçer sorusu özellikle gündemde. 45. madde, 5. madde tartışılıyor. Bedelli askerlik konusu tartışılıyor. Tabii özellikle bedelli askerliği kalıcı hale getiren bir teklif. Bunun ciddi de bir maddi külfeti olacak. 31 bin lira rakamı konuşuluyor. Bu rakam bize neyi ifade ediyor? Bunların hepsini konuşacağız. Çok değerli bir konumuz var. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Astsubay Sayın Oktay Yıldırım. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Aynı zamanda Mehmetçik kitabının da yazarı. Bu konu üzerinde de çalıştığınızı biliyoruz. Evet. Efendim madde madde konuşalım istiyorum ben. Teklifi. Evet, konuşalım. Yani çünkü gerçekten aslında konuşulacak çok konu var. Evet. Biz tabii 1,5 saatin içine bunu sığdırmaya çalışacağız ama öncelikle efendim yani bu teklifin ihtiyacı ve yeni askerlik sisteminin ihtiyacı nereden doğdu? Tabii siz bunu farklı da yorumlayabilirsiniz. Bir ihtiyaç değildi ancak işte gelme nedeni farklıydı da diyebilirsiniz tabii ama ben bu ihtiyacı özellikle hükümetin de gündeme getirdiği iddialar var. Onları da özellikle bir matematik hesabı yapıyorlar. Onu da soracağım ama öncelikle size bir yorum bırakayım efendim. Ne diyor yani hükümet? Genel olarak nasıl değerlendirdiniz? Hükümet ne diyor? Şimdi efendim bir matematik hesabı yapılıyor. İşte örneğin Akar ilk sunumunda. Ya izleyicilerimiz onu da duysun tabii. Onun üzerinden konuşalım. Tabii tabii. Onu aslında ilerleyen dakikalarda soracaktım ama şimdi söylemiş olayım. Şimdi tabii mevcut sistemde yaklaşık 700 bin gencin işte 20 yaşını doldurarak askerliğe elverişli hale geldiğini söylüyor. Ve askere alabileceğimiz sayı bizim 400-420 bin. Ancak işte her dönemde 280 bin gibi bir enflasyon doğuyor diyor hükümet. O yüzden biz de önümüze bu tabloyu koyduk, düşündük ve bedelli askerliği kalıcı hale getirmeye karar verdik sistemin dönmesi için diyor. Yani hükümetin aslında en temelde söylediği sistemin ihtiyacına dönük söylediği şey buydu. Buradan da başlayabiliriz. Ne dersiniz siz bu matematik hesabına ne dersiniz? Şimdi bakın bu iş iki şekilde ele alınabilir. En başından beri şimdi tarihine bu işin nereden çıktığını ben size anlatacağım ama ondan önce şunu söyleyeyim. Bu iş iki biçimde ele alınabilir. Bir insan kaynakları yönetimi bakımından ele alınabilir. İki, savunma ihtiyaçları perspektifinden ele alınabilir. Sizin söylediğiniz ve hükümetin kamuoyuna anlattığı gerekçe şu kadar insan var, bunların şu kadarı işte her yıl askerlik çağına geliyor, bizim ihtiyacımız bu kadar, şu kadar falan. Evet. Bütünüyle bir insan kaynakları yönetimi perspektifidir. Savunma ihtiyaçlarımız bakımından bu şeyin bence hiçbir önemi yoktur. Peki savunma ihtiyaçlarımız bakımından nasıl değerlendiririz bunu? Savunma ihtiyaçlarımız bakımından değerlendirmeden önce şu soruyu bir soralım. Savunma ihtiyaçlarımız nelerdir? Nedir? Bu sorunun cevabını herkes düşüne dursun. İlk sorunuza geleyim. Nereden çıktı bu iş? Bakın nereden çıktı bu iş? 1990 yılına kadar, yani Sovyetler Birliği çökünceye kadar Türk ordusu NATO'nun en güçlü ordularından biriydi. İnsan gücü bakımından en güçlü ordusuydu. Güneybatı burçlarını koruyan, Sovyetler Birliği'nden gelecek olan olası tehlikeye karşı en güçlü kara ordusu. Deniz kuvvetlerimiz o kadar güçlü değildi. En güçlü kara ordusu şeyini taşıyordu, özelliğini taşıyordu. Bizim PKK'nın belini kırdığımız, karşımıza çıkan bütün tehditlerle başa çıktığımız yıllar da o yıllar. Sonra 1990 yılında, 91 yılında Sovyetler Birliği çöktü. Sovyetler Birliği çökünce iki kutuplu dünya sistemi çöktü. İki kutuplu dünya sistemi çökünce NATO dediğimiz bugün bize doğrudan düşmanlık eden büyük organizasyon, askeri organizasyonun
bize bugün düşmanlık eden, Avrupa'nın önünü açan askeri organizasyonu bir şeyi kalmadı karşısında. Varlık nedeni kalmadı. NATO'nun varlık nedeni Varşova Paktı'na karşı Atlantik ülkelerinden oluşan bir savunma bloku oluşturmaktı, evet, değil mi? Bu kalmadı. 2000 yılına kadar işte yazdılar, Huntington yazdı, ondan sonra neydi o Japon yazdı, Amerikalı. Dünyanın tarihin sonu dediler, tek kutuplu dünya dediler, yeni dünya düzeni artık dünya bir köydür, jandarması bunun Amerika'dır dediler falan. 2000'li yıllara gelince, 2000'li yıllarda Sovyet devlet aklı, Sovyet Rus devlet aklı, Medvedev ve Putin diye iki tane adam çıkardı içinden ve Sovyetler Birliği'nin enkazından 2000'lerin başında bir Rusya yarattılar. Evet. Kimdi bu Rusya? Bu Rusya 90'dan 2000'e kadarki bütün askeri yıkımı hızla şeye dönüştüren, büyümeye dönüştüren, Kuzey Buz Denizi'nin en derin noktalarında kara sınırı işaretleyen, oralara denizaltılar indiren, çok hızlı bir askeri sınai kompleks yaratan, o oligarkların askeri şeyi böyle har vurup harman savurmasına engel olan bir Rusya. Arkasından dünya ticaretinde çok ciddi, dünya ticari dengelerinde çok ciddi bir güç olan, elinde bulunduran bir Çin, ticaret fazlasıyla falan doğdu 2000'lerin başında. Şimdi Amerika, dolar o kadar çoğaldı ki dünyada, artık şeyini de kaybetmeye başladı, gücünü de kaybetmeye başladı. Altıncı filonun silahın gücüyle dolar satıyor. Çin'in kasası dolar dolu. Açtığı anda çökertecekti dünyayı. He, 2001 yılında Donald Rumsfeld diye bir adam, yani o neokonların savunma bakanlığı koltuğunu oturttukları vahşi kapitalizmin en vahşi savunucularından bir adam, savunma bakanı olarak Pentagon'a gitti. Yeni bir düşman. Çünkü artık Orta Doğu'da askeri projeksiyon yapacak bir düşmanı yok. Sovyetler Birliği çökmüş. Rusya palazlanıyor. Dünyaya şunu söyleyemez: ben Sovyetler Birliği'ni yıkıp geçeceğim falan. Bu olmuyor. Irak'a demokrasi götüreceğim dedi, yetmedi. Yeni bir düşman uydurmaları gerekiyordu. O da uluslararası terörizm dediler buna. Uluslararası terörizm nerede olduğu, nerede bulunacağı, merkezi, lideri belli olmayan bir düşman. Bu düşmana karşı savaşacak bir de ordu lazım. Pentagon'a gitti. Pentagon'un ortodoks generalleri dediler ki, düşman kim? Biz kime karşı savaşacağız? Sınırı yok, yeri yok, bilmem nesi yok falan. Bu dediler bir ordunun işi değildir. Bakın 11 Eylül saldırıları Donald Rumsfeld'in Pentagon'la bu yüzden tartıştığı şeyden iki gün sonra olmuştur. Zamandan iki gün sonra olmuştur. CNN News sanırım, International News radyo kanalı Savunma Bakanı Donald Rumsfeld Pentagon'a savaş ilan etti diye manşet attı. Nedir bu şey? Pentagon'a bir teklifte bulunuyor Donald Rumsfeld. Diyor ki orduyu küçülteceğiz. Askerlerimizi teris edeceğiz. Orduyu profesyonelleştireceğiz. İşte sizin sorduğunuz soruya geliyoruz. Özel şirketler ordunun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Yeni bir savaş ekonomisi yaratacağız. Bu savaş ekonomisinde de diyor, bütün müttefiklerimizin ordularını da küçülteceğiz. Onların ordularından da yararlanacağız. Kime karşı savaşacağız? Çakma düşmana karşı. Yani o vekalet savaşlarının başlangıcı. Nerede olduğu belli olmayan, ne zaman bir düşmana karşı, ne zaman biteceği belli olmayan bir savaş. Ondan sonra biliyorsunuz bir uçak da işte oraya düştü. Sonra Pentagon yenilendi. Amerika'da, şu an Amerikan ordusunda bakın, o Irak'taki savaşı kaybeden, Afganistan'da ağır yenilgi alan, Suriye'de ağır yenilgi alan, bütün zulmüne, bütün o teknolojik donanımına rağmen Amerikan ordusu özel şirketlerin asker bulduğu Amerikan ordusudur. Dikkat edilsin. Amerika'da Amerikan ordusuna asker bulan ajanslar vardır. Aynı şey gibi, turizm ajansları gibi. Tabii, özellikle Blackwater çok tartışıldı Irak için. Amerikan ordusunda operasyon planlarını, istihbaratı, ondan sonra bütün özel operasyonları, kışla içi hizmetleri,
kışla belediyeciliği gibi yapan hepsi özel şirketlerdir bunların artık. Ve bu Amerikan ordusu 2000 yılından sonra, yani Donald Rumsfeld ve ekibi tarafından zorla dönüştürüldükten sonra girdiği bütün savaşları kaybetmiştir. Hepsini kaybetmiştir. Biftek yiyebilmek için orduya asker bulan şirketlerin bulduğu adamlardı. O işte Guantanamo'daki zulümleri yapanlar falan. Ne oldu? Bütün savaşları kaybettiler. Şimdi bu Amerikan ordusu, bu Amerika'nın kendi müttefiklerinden de bir talebi vardı. Türkiye'ye de diyorlardı ki, bunu yazılı söylediler. Foreign Policy'de şurada burada yazıldı bu. Dediler ki ordunuzu küçülteceksiniz. Çünkü artık Sovyetler Birliği yok. Artık bizim bu kadar büyük bir şeye ihtiyacımız yok. Karasal tehdit şeyimiz yok. Durumumuz yok. Efendime söyleyeyim. Ordunuzu sınır aşırı harekatlara uygun, yüksek teknolojiyi kullanmaya müsait, daha profesyonel ve daha hesap sorulamaz bir hale getireceksiniz. Altını çiziyorum, o daha hesap sorulamaz halin. Anlatacağım onu çünkü. Bu 2000'den sonraki yeni NATO konseptinin herhangi bir bölgede askeri projeksiyon yapma bahanesinin ismi nedir? Sevgili Çelebi, şudur. Barışı koruma harekatları, uluslararası insani yardım harekatları, efendime söyleyeyim çatışmaları durdurma harekatları. Çatışmaları durdurma, barışı koruma, insani yardım harekatları ülkeleri yıkıyor, ülkeleri parçalıyor. Orada ulusların içerisinden yeni uluslar yaratıyor silah zoruyla ve bunu eski müttefiklerinin bölgesel güçleriyle yapıyor. Bize de bunu söylüyor. Çünkü bizi kullanacak. Orduyu küçült diyor yani. Küçült çünkü bizi kullanacak. Şu an kullanıyor. Nerede kullanacak? Bosna'da kullanacak. Afganistan'da kullanacak. Şurada burada kullanacak. Peki küçülüyor mu ordu? Peki. Şu anda. He, tabii. Peki. Bunun önündeki engel ne? Eski orduyu niye kullanamazdı da yeni orduyu kullanacak? Yani niye daha küçük ve profesyonel bir ordu istiyor? Bakın 2000'lerden itibaren hazırlanmış bütün Soros raporları. Soros'un raporları var. Soros'un 2006 yılında çıkmış raporları var. Şu andaki düzen olsun istiyor. Şunu istiyor, bu düzeni istiyor. Amerika'nın Foreign Policy'de yayınlanmış veya işte diğer o önemli dergilerinde yayınlanmış Türk ordusu küçülmelidir raporları var. Peki eski orduyu niye kullanamazdı? Da bu yeni orduyu, yeni ordu tipi istiyor. Şundan kullanamazdı. Türk ordusunun kuruluşu bakımından komuta ve sorumluluk bağları vardır. Bakın bu açıklamaları hiçbir kanalda hiçbir uzman söylemez. Bilmezler çünkü. Komuta ve sorumluluk bağları vardır. Türk ordusu çünkü kuruluşu itibariyle Türk devletinin kuruluş niteliklerini taşıyan bir ordudur. Nedir o komuta ve sorumluluk bağları? Halka karşı da sorumluluğu vardır Türk ordusunun. Türk ordusu, bakın Atatürk'ün, ben size şimdi Mehmetçi kitabından bir bölüm okuyayım. Sayın Yıldırım, onun öncesinde yani şu anda ordu küçülüyor mu? Yani küçüldü. Nasıl? Küçüldü. Nasıl bunu detaylandırıyorsunuz? Ordu küçüldü bakın. Ben size şunu söyleyeyim isterseniz. Tabii buyurun, buyurun. Şunu söyleyeyim. Günde 3 kez padişahım çok yaşa diyen bir ordudan biz diyor, eski ordunun halkın davasına sadık kalmış kısımlarından ve emekçi köylü kitleleri arasından toplanan kişilerinden bir yeni ordu kurduk diyor Atatürk. Biz bu orduyu kurarken yalnızca bir tek amaç güttük. Bu da bu ordunun sultan ordusu değil, halk ordusu olması, tek tek bireyleri değil bütün halkın menfaatini savunması. Yani silah kimin elinde? Halkın elinde. Çünkü neden? Sorumluluk halka yayılmış durumda. İşte bu yüzden halkın ordusuyla bir sorumluluk bağı var. Halk orduya sen ne yapıyorsun diye hesap sorabilir. Bir yarbayımız Afganistan'da uçak helikopter düştü, şehit oldu. Hiç unutmam, kulaklarımdan silinmez onun annesinin ağıtları. Yarbay, ellerde kaldı benim yavrum diye ağıt yakıyordu. Sorar halk sana, ne işi var benim askerimin Afganistan'da? Ne işi var benim askerimin bilmem nerede diye halk sana sorar. Ancak bu şekilde bir ordu kurarsanız, yani verilen emek karşılığında parasını ödediğiniz, sadece halkın belli bir kesiminin asker olduğu, fakirlerin, fukaranın, işsizlikten asker olduğu bir ordu kurarsanız kimse size hesap sormaz. Çünkü bedeli ödenmiş bir emeği alıyorsunuz, götürüyorsunuz Afganistan'a. Evet, şimdi tamam Sayın Yıldırım. Bu işin kaynağı budur. Şimdi iki önemli sorun var. Birincisi ordu küçülüyor mu? Çünkü
Şimdi buna dönük eleştirileri de aslında hükümet diyor ki hayır küçülmüyordu. Evet, ya mesela biz er sayısı işte 130 bin ters konuşuluyordu. Bu özellikle 6 aya indirmesiyle birlikte. İşte diyor ki önümüzdeki iki cet döneminde ayrıca 130 bin değil diyor. Bugün İsmet İmaz mecliste bir açıklama yaptı. Bunun sayısı 106 bindir diyor ve önümüzdeki iki cet döneminde 50'şer bin gelecek. Biz tekrar o açığı kapatacağız. Yani anlattıkları rakamları göre bir küçülme yok diyorlar. Şu anki şeyden bahsediyorum. Olur mu? Ben rakamları bakıyorum şimdi. Siz az önce bana programdan önce verdiniz. İsmet İmaz açıkladı. Ben bakıyorum şimdi bu rakamlarda yarı yarıya küçülmüş hepsi. Ne zamana göre? Bakın bir kere önce şunu yapacağız. Ben şimdi size, siz dediniz ki nereden çıktı bu iş? Ya bu profesyonel ordu işi nereden çıktı? Ben 1992 yılında dağlarda Yunanistan'da eğitilmiş, Beka Vadisi'nde eğitilmiş PKK'lı teröristlerle Mehmetçik'le çarpıştım. Evet biz de istiyorduk. Terörle mücadele gibi özellik arz eden görevlerin profesyonel birlikler tarafından yapılmasını biz de istiyorduk. Ancak bu spesifik bir bölümdür. Ordunun çok büyük bir kahir ekseriyetini kapsayan bir şey değildir. Şimdi önce bizim bir tehdit değerlendirmesi yapmamız lazım. Ne zamana göre küçülmüştür sorusuna cevap vermek için. Evet. Şimdi bakıyorum ben. Türk ordusunun 1990'lara nazaran 1990 yılında benim karşımdaki 91 yılında benim karşımdaki tek tehdit PKK. PKK'ydı. Ve biz o yıllarda 100 kişilik bir PKK grubu duyduğumuz zaman 1993'e kadar duyamazdık. Amerika bölgeye gelene kadar 100 kişilik bir PKK grubu duyduğumuz zaman kulaklarımıza inanamazdık. Çok büyük bir grup ya, imkansız. O kadar bir arada gezemezlerdi. Şimdi bu tehditlere neler eklendi? Bu tehditlere şimdi Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, İngiltere, Hollanda, Amerika hep birlikte savaş gemilerini yığdılar. 200'den fazla savaş gemisi şu anda orada münhasır ekonomik bölgeleri üzerinden Kıbrıs'ı ve bizi tehdit ediyor. Bir, doğru mu? İki, Kıbrıs'ta boğazımıza sarılıyorlar. Kıbrıs'taki garantörlük gücü şeyimizi elimizden almaya çalışıyorlar. Üç, sınırımızın güneyinde önce Irak'a demokrasi getirmek için, arkasından Suriye için büyük bir karasal cephe açtılar bize. Doğrusal bir cephe. Doğrudan bize hedef alan bir cephe. Bu cephede adına YPG denen PKK'nın Suriye kolu, yani KCK kararlarıyla kurulmuş olan PKK'nın Suriye koluna 100 bin tıra yakın, 80 bin tırdan fazla silah verdi Amerika. Ve bugün onu kara gücü olarak nitelendiriyor. En son işte o güvenli bölge tartışmalarında da bakıyorum, varlığının devamı konuşuluyor. Efendime söyleyeyim, Karadeniz'de aynı şekilde Romanya üzerinden kışkırtmalarına devam ediyor. Ege'de Yunanistan'ı kışkırtarak adaları işgal ettirmeye devam ediyor. Yani 1992 yılına kıyasla ben baktığım zaman Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tehditler azalmamış, aksine artmış. Bizim müttefik olduğumuz NATO doğrudan bize düşman olmuş. Bunun için nitelik mi artmalı, nicelik mi artmalı? Her ikisi de artmalı. Her ikisi de. Ya çünkü sofistike silahlar var bugün, onu kullanan personel. Sofistike silahlar eskiden de vardı. Siz Kurtuluş Savaşı yıllarında Çanakkale'de Alman gemilerinden sökülen küçük çaplı oynak topları kullananlar bizim Mehmetçikler miydi zannediyorsunuz? Ama o dönemde süngüyle de aynı zamanda işte savaştılar. O zaman da sofistike silahlar vardı. Kafkas İslam Ordusu Bakü'ye giderken karşısına çıkan General Dunsterville'in özel kuvvetleri değil miydi? Peki bugün yarım milyon bugün, kişi Sayın Yıldırım yeterli değil mi? Çok, çünkü hayır, kimine değil. Göre yeterli bir sayı. Hayır değil, çünkü askerlik, bina operasyonu yapmak, meskun mahalle operasyonu yapmak, rehine kurtarma harekatı yapmak, arazide sığınak bulmak, çatışmaya girmekten ibaret değildir bir ordunun gereksinimleri. Bir işte diyelim ki şu anda pençe harekatı yapılıyor. Pençe harekatı Hakurt'la Kandil arasında ne yapıyorlar? Geçirgenliği şey yapmak için, kesmek için, oradaki terörist geçişini kesmek için ileri üst bölgeleri kuruyorlar. Hakurt duvarının arkasını görebilmek için. Adı ne diyoruz buna? Alan hakimiyeti. O alanı tutmak için sizin niceliğe ihtiyacınız var. Sayıya ihtiyacınız var. Nitelik size nerede lazım? 1000 tane asker yayılır. Efendime söyleyeyim, bir alanı muhafaza eder, bir alanı arar. Nitelik oradaki işte spesifik operasyonlarda lazım olur size. Peki kaç kişi olmalı size göre? Siz bir rakam hani, öngörüyor musunuz bunun için? Hayır, bunun için şöyle bir şey lazım. Bir kere mevcut birlik sayısını, şimdi bakın, profesyonelleşme
Türk ordusunda komando birlikleri itibariyle 2010'lara, 2011'lere kadar dayanır. Biz o zamanlar işte hapisteyken böyle üstümüzü başımızı yırtarak yazdık bu işin ne kadar yanlış olduğunu. Ancak 2019 yılına geldik. 2019 yılına geldik. 8 yıl, 9 yıl geçti üzerinden. Hala komando birliklerindeki profesyonelleşme bile tam sağlanamadı. Komando birliklerinin sayıları anormal azaltıldı. Ancak komando birliği sayısı artırıldı. Yani toplam komando sayısını yine denk tutmaya çalıştılar. Fakat bu defa oraya gelen sözleşmeli insanların sadakatleri yok. Gidiyorlar. Bir yıl duruyor, iki yıl duruyor, düğün parasını biriktirip gidiyor. Kalmıyor orada. İki, 9 yıl olmuş, hala %100 kadroyu bulamamışsınız. %100'den kastınız? Yani işte teşkilat malzeme kadrosunun %100 ihtiyaca binaen planlanmış olan askeri personel sayısının tamamını kastediyorum. Hala bulamamışsınız. Hala onun altındasınız, eksiklikleriniz var. İki, bizim bu sayıyı tespit etmemiz için ben şimdi bakıyorum 23.789 subay var. 50.000 subayımız vardı bizim. 40.000 subayımız vardı. 40.000 küsur. 62.174 as subayımız var. Bizim 100.000'e yakın 96.000 as subayımız vardı. Ne zamandan bahsediyorsunuz? İşte 92, 93, 95, 96, 97. 20 yıl. Tabii. Süre. Tamam mı? Yani peki bizim... Sözleşmeli erbaş sayısı mesela 18.000. Hepsi sözleşmeli erbaş meselesi zaten bakın. Sözleşmeli erbaş meselesi Türk ordusunun ve Türk devletinin kurucu niteliğinin dibine sıkılan dinamit suyudur. Dinamit suyudur, kibrit suyudur. Şimdi ben bu sayıya bakıyorum. Bu sayı neredeyse yarı yarıya azalmış. 239.000 erbaşer diyor. 229.000 erbaşer. Bunun 120.000'i filan savaşçıdır. Geri kalanı lojistik hizmetlerde görevlidir. 100.000, 120.000'i. Şimdi... Sayın Yıldırım, anlamak için soruyorum. Hı. Yani çünkü izleyicilerimizden de bu tarz sorular çok geliyor. O yüzden hani böldüğümü de düşünmeyin. Şimdi mesela bugün Suriye sınırına baştan başa neredeyse duvar örüldü. Duvar örüldü ve orada gözetleme kuleleri var. Hatta biz de o dönemde gittik, hatta haberleri vesaire de nasıl yaptık. Nasıl duvar örüldü? Anlamadım. Duvar örüldü sınır hattına. Yani PKK-PYD'nin geçişlerini engellemek fiziki için. Fiziki engel. Fiziki sistemi. Evet, engel sistemi çok kuruldu. Güzel bir yere, çok güzel bir yere geldiniz. Evet. Kuleler var, şeyler var ve mesela o dönemde yapılan sunumlarda da hep şu söylendi. Yani bu bizim tabii niceliği azaltmamıza ama niteliğimizi de artırmamıza neden oluyor şeklinde bir görüş vardı. Yani teknoloji devreye girdikçe doğru belki nicelik azalıyor ama niteliğimizi de biz sabit tutuyoruz, hatta artırıyoruz. Doğru. Türkiye bugün daha caydırıcı hale geldi. İşte Fırat Kalkanı'nı yaptık, İdlib Harekatı'nı yaptık, Pençe Harekatı'nı yaptık. Doğru. Doğu Akdeniz'de aynı anda iki tatbikat yapabiliyoruz diye. Mesela askerin de yani görüşünün bu olduğunu görüyoruz. Çok net bir şekilde bunu söylüyorlar bize. Güvenlik kaynaklarıyla görüştüğümüzde de bunu söylüyorlar. Buna ne diyorsunuz? Şimdi bunun doğruluk payı var. Bakın eskiden, çok basit bir örnek vereyim. Evet. Eskiden bir operasyonu yürütmek için, örnek vereyim şimdiki işte Hakurk'taki operasyonu yürütmek için, şimdi kullanılandan çok daha fazla sayıda insan kullanılması gerekirdi. Yani mesela bazı hedeflerin işaretlemesini kara birlikleri yapardı. İHA SİHA sorunumuz vardı. İHA SİHA, İHA SİHA diye bir şey yoktu. Hava araçlarımız yeterli değildi, kısıtlıydı. Birçok şeyi karadan ve nicelikle kapatmaya çalışırdık. Şimdi öyle değil. Şimdi İHA kalkıyor, görüntüyü alıyor, hedefi tespit ediyor, koordinatlarını bazen başka silahlara bildiriyor. Bazen kendisi kendi üzerinde bulunan silahlarla hedefi imha ediyor. Sayıyı belirliyor, çekiyor, geliyor. Ne güzel. Bu kadar mı? Savaş alanlarının askersizleştirilmesi diye bir projesi vardı Amerika'nın. Askeri alanda devrim diye sattılar bütün dünyaya. Kendi askeri sanayi endüstriyel komplekslerini yeni pazarlar açabilmek için. Bakın, bunlar önemlidir. Gereklidir. Ancak bunlar hiçbir zaman egemenliğin asıl dayanağı olan niceliğin önemini azaltmaz. Bu özel birliklerde kullanabileceğiniz bir donanımdır. Ancak bir ülke işgal edilir. Bir ülkenin işgal edilememesinin yegane nedeni
o ülkenin seferberlik potansiyelidir. O ülkedeki askeri güç miktarıdır, niceliktir aynı zamanda. İran'a dokunamaz. İşgal edemez İran'ı. Irak'ı işgal eder ama İran'ı işgal edemez. Neden işgal edemez? İran bugün düdük çaldığı zaman 20 milyon insanı silah başına toplayabilir. Türkiye'yi de bu yüzden işgal edemezdi. Kurtuluş Savaşı da bu yüzden bu kadar kolay yapıldı. Bakın şey diyor burada. Burada var bak ben size söyleyeyim. İngiliz raporları. Biz diyor niye Türklerle başa çıkamıyoruz? 1919'da İngiliz yazmış. Çünkü diyor 7 milyondan fazla yok nüfusu bunların ama diyor yarısından fazlası asker bu nüfusun diyor. Bunlar diyor 7 yıl. Bugün öyle değil mi diyorsunuz? Bugün öyle değil. Biz bakın askere gitmek kolay bir iş değildir. Zor iştir. Kimse gidip çok zordur kimse gidip istemez yani. Ama bu millet o kendi sahip olduğu hududu kendisi koruyabilmek için kendi egemenliğini kendi başının üstünde elleriyle tutabilmek için o zor olan işi gençlerine sevdirmek için kolaylaştırmıştır. Düğünlerle, şarkılarla, türkülerle gönderir. Analar bu yüzden kına yakar. Çünkü zor iştir bu, öyle kolay iş değildir. Şimdi biz bugün tam tersini yapıyoruz. Düğünlerle, şarkılarla, türkülerle cepheden kaçırıyoruz askerleri. Eskiden cepheye göndermek için... Neden öyle düşünüyorsunuz? Öyle yapıyoruz işte. Gazetelerin manşetlerini görmüyor musunuz? Tezkere sevinci, 6 ay dolunca kışlalarda bayram sevinci. Herkes gidecek, kurtulacak. Kime kalacak peki? Kime kalacak peki o nöbet? Şimdi bugün... Yine er dolduracak diyor hükümet. Yani mesela... Yani 106 bin kişi bundan faydalanacak. Sonra yine erler orayı dolduracak. Biz diyor. Onun örneğinin, o işin yürümeyeceğinin örneğini komando tugaylarının profesyonelleştirilmesinde gördük. Bakın 7-8 yıl oldu. Hala o işte ne bir dikiş tuttu ne de bir düzen oturdu. Ne de istenen sayıya ulaşıldı. Sadece onlarla ilgili değil mi? Başka birlikler de var. Hudut birlikleri var. Orada niceliğe ihtiyacınız var sizin. Nasıl tutacaksınız eskiden 600 bin kişiyle tuttuğunuz hududu şimdi 120-130 bin erle? Nasıl tutacaksınız? Eskiden jandarmanız 400 bin, 350 bin kişiydi. Şimdi düşmüş jandarma 180 bine. Üstelik de şeye bağlı, genelkurmaya bağlı değil, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Sayın Yıldırım, o noktada güvenlik kaynakları mesaj şunu söylüyor. Hı. Diyor ki zaten er sayısı hudutlarda çok çok az diyor. Hı. Ve... bir o noktada hudut güvenliği konusunda herhangi bir problem olmayacak. Zaten Milli Savunma Bakanlığı da duvar hiçbir şeyi düşünüyor. Korumaz işte. Tam oraya geliyoruz. Yo, duvar için söylemiyorlar sana. Irak sınırı için de söylüyor. Suriye sınırı. Bakın şey için eskiden de. Şöyle bir şey vardı bizim hudutlarımızda. Hududun Türkiye tarafında 500 ila 1000 metre derinlikteki bir bölge güney hududumuz özellikle boydan boya mayınlı sahaydı. Ben o mayınlı sahaların temizlenmesinde pilot bölge olarak temizlenen bölgede ilk temizliği yapan mayın temizleme biriminin birlik komutanlarından biriyim. O zaman şöyle anlatıldı. Dendi ki o zaman çok büyük hata yapmış geçmişte bizim şeylerimiz, hükümetlerimiz. Hem Türkiye tarafına ben de çok inanmıştım ona. Ben de zamanında yazılar yazdım bununla ilgili. Hem Türkiye tarafına mayın döşemişler. Hem de efendime söyleyeyim. Çok derinlikli bir araziyi yapmışlar böyle. Türkiye şu kadar Kıbrıs büyüklüğünde toprağını kaybetmiş durumda. Bize temizlettiler o mayınları. O mayınlar varken bizim hudutlarımızı koruyan bir sürü, bugünün 2-3 katı askerimiz vardı. Ona rağmen kaçakçılıkla zor baş ediyorduk. Şimdi biz o mayınları temizledik. Arkasından IŞİD Türkiye'yi yol geçen hanına çevirdi. Bu kadar mülteci Türkiye'ye girdi. Bakın jandarmanın sayısı şu kadara düşmüş. Türkiye'de biz 5 milyonun üzerinde mülteciden ve gelecekte çok ciddi bir güvenlik şeyinden söz edebiliriz. Probleminden. Bu koşullar altında siz duvardan bahsediyorsunuz. Mayınlı sahaları temizledik. Üçlü tel üçlü vane yaptık. Şimdi onun işe yaramadığını gördüler. Beton duvar yaptılar. Bu olmaz. Mayın ne hudut ne duvarla korunur, ne telle korunur. Hudut orada nöbet tutan askerle korunur. Yani Sayın Yıldırım, son
3 sene, 4 sene içerisinde özellikle Türk ordusunun önemli harekatlar yaptığı dönemde oradaki er sayısı, hudutlardaki er sayısı değişmediği söyleniyor. Yani en azından hudutlarımız bunu, kalbura döndü. En azından hudutlarımız bunu güvenlik kalbura döndü ama. Ama kalbura döndü. Ama son 2 yılda yani çok ciddi önleyici operasyonlar neticesinde hangi önleyici hudutlarımız Fırat Kalkanı, İdlib, Pençe Harekat bunlardan bahsediyorum. O hudutlar kalbura dönmemiş olsaydı, o mayınlı sahalar temizlenmemiş olsaydı, o asker sayısı azaltılmış olsa olmasaydı siz bunları yapmak zorunda kalmayacaktınız zaten. Bunları yapmak zorunda kalmayacaktınız. Orada diplomatik bazı şeyler de oluyor. Yani, hatalar, Esad karşıtı. Tabii mesela. Ki oldu. Birçok mesele var yani. İşte hepsi birbirine birleşik bunların. Adam Suriye'yi karıştırmayı planlıyor ki senin hududundaki mayınları temizletiyor. Adam orada IŞİD'i kurmayı planlıyor ki senin hududunun geçirgenliğini artırıyor. Ya yok, ben şunu sormaya çalışıyorum Sayın Yıldırım. Yani son askerlik sistemiyle birlikte hudut güvenliğindeki er sayısında bir değişiklik olmayacağı söyleniyor. Yani o yüzden siz bunu daha genel bir çerçevede eleştirinizi söylüyorsunuz değil mi? Yani askerlik sistemiyle paralel söylemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Daha genel bir hedef açısından söylüyorsunuz. Ben hayır, öyle bir şey yok. Ben iki bakımdan eleştiriyorum sistemi. Evet. İki bakımdan. Bir, ordunun ve devletin kuruluş niteliklerinde yaratacağı çok ağır tahribat. Tamam, yok. Bunu anlatacağım. Evet, soracağım onu zaten size. İki, karşı karşıya bulunduğumuz tehditlere karşı yetersiz kalmak bakımından. Bu ikinci söylediğim de kendi içinde iki alt başlığa ayrılır. Bir, hali hazırdaki mücadele. İki, yarınki seferberlik durumu mücadelesi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Şimdi biz konuşurken bir yandan AK Parti grup toplantısında konuşuyor Sayın Yıldırım. Şu anda. Cumhurbaşkanı tabii şu anda konuşuyor. Oradan da isterseniz aktaralım. Çünkü aktaralım. Yeni askerlik sistemine değiniyor zaten konuştuğumuz konuya. Örneğin mesela hudut güvenliğinde sorun olur mu şeklindeki yorumlara şunu söylüyor. Diyor ki altını çizerek ifade etmek istiyorum. Yeni sistemle, değerli izleyicilerimize de aktaralım. Yeni sistemle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur diyor. Ne ülkemiz sınırları içerisinde ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır şeklinde ifadeler kullanıyor. Tabii şunu da söylüyor. Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm üretmek bizim asli görevimizdir. Tabii ona da geleceğim. Yani ciddi bir sayı var. Yani 2 milyon 200 bin gibi. Zaten hükümet bunu da dillendiriyor. Yani 2 milyon 200 bin gibi bir yükümlü sayısı var. Şu anda 13 bin davamız var yaklaşık. Ve işte onu tabii sınıflandırıyor aynı zamanda. 1 milyon 600 bin bunların işte lisans yaparak erteliyor sürekli askerliğini ve biz bunda boğuluyoruz diyor. O yüzden de biz bedelli kalıcı hale getirdik. Aynı zamanda sistemi de işletmek için diyor. Tam hudut güvenliğinde kalmıştık. Şimdi şunu soracağım Sayın Yıldırım. Bugün siz Ankara'nın, hükümetin özellikle tehditler konusunda yeterince asker mevcudiyetini düşünmediğini, bunu hesaba katmadığını düşünüyor musunuz? Sonuçta... Tabii kesinlikle bunu düşünüyorum. Yani eleştirimi iki başlık altında kurmuştum. Bir tanesi Türk devletinin kurucu nitelikleri ve Türk ordusunun nitelikleri bakımından buna gireceğiz. İkincisi karşı karşıya bulunduğumuz tehditler bakımından. Evet. Karşı karşıya bulunduğumuz tehditler bakımından kurduğum eleştiriyi de kendi içinde ikiye ayırıyorum. Bir, halihazırda bulunduğumuz, karşı karşıya bulunduğumuz tehditlerle mücadele. İki, yarın vatan savunması daha geniş bir cephede, daha geniş bir satırda söz konusu olduğu zaman seferberlik birikimimiz konusu. Şimdi bugün sizin bahsettiğiniz... Tam seferberliğe girelim mi şimdi? Tabii işte şimdi önce birinciyi söyleyeyim. Şimdi sizin bugün bahsettiğiniz şeyler, harekatlar, Fırat Kalkanı, Afrin Harekatı, Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen harekat, Türk ordusunun mızrağın en sivri ucu tarafından yapılmaktadır. Özel kuvvetler ve sadece 2 ya da 3 komando tugayı tarafından yapılmaktadır. Bunlar da spesifik hareket şeylerdir, operasyonlardır. Yani bir meskun mahalli ele geçirme, o bölgede bina operasyonları yapma, patlayıcı maddelerden arındırma gibi özel uzmanlık isteyen harekatlardır. Evet. Ancak biz bugün Suriye'nin kuzeyinden yapacağımız bir harekatı yapabilecek durumda mıyız acaba?
Yani diyelim ki biz bugün Esad'la diplomatik sorunlarımızı çözdük. Esad aşağıdan, biz İdlib'de de problemlerimizi çözdük. Esad aşağıdan, biz yukarıdan Fırat'ın doğusuna diyelim ki o mızrağın sivri ucu şöyle genişleyecek ve aşağı doğru inmeye başlayacağız. Sizce biz sayısal olarak ona yetecek bakalım? Ankara yeterli yanağı yaptık dedi. Değil defalarca. İşte. O yetmediği için bu harekatı yapamıyoruz. Kaç kişi daha gerekiyor Sayın Yıldırım? Mesela benim bu somut sorarsa Fırat'ın doğusuna operasyon için. Benim bu bilgilere sahip olmam, birincisi güncel olarak mümkün değil. İkincisi sahip olsam bile sayı bilgilerini burada vermem doğru değil. Ancak şu kesin, yani bir aldığımız bilgiler, duyduğumuz şeyler bizim de var ve evet, sayı bakımından ciddi bir problem var bir kere, bu kesin. Evet. Yani burada ben okuyorum şimdi Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamayı. Mesela diyor ki dur ona girmeyeyim. İkincisi de şu, seferberlik birikimini yok ediyorsunuz. Herkes diyor askerlik eğitimi alacak. Türk askerlik sistemi iyiydi de bu yapılan yeni sistemle çok kötü hale geliyor değil benim söylediğim. Türk askerlik sistemi zaten kötüydü. Zaten askerlik eğitim süresi azaltılmıştı. Hı hı. Yani bu 10 yıldan beri, 2011 yılından beri yavaş yavaş uygulanan, temel eğitimi azaltan bir sistem. Şimdi daha da kötü hale getiriliyor. Ben onu söylüyorum. Evet. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak. Bak. Diğer yandan da bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak. Şimdi temel askeri eğitim, bir aylık bir temel askeri eğitim sizin bir seferberlik birikimi yaratmanıza yeter mi? Bir aylık bir temel askeri eğitim, 5 aylık bir zorunlu askerlik eğitimi, 6 aylık bir asker elde etmenize yeter mi? Yetmez mi? Yetmez tabii ki. Tabii ki yetmez. 2-2-4 aritmetik bir şey. Yetmez tabii. Yeni değil bu, yıllardır yetmiyor. Yıllardır Türk ordusunun askeri niteliği 90'ların başındakine göre son derece zayıflamış durumdadır. Çünkü bir kere eğitim süresi kısaltıldı. 3-3,5 aydan 1 aya kadar düşürüldü. Bunu görev başı eğitimlerle tamamlamaya çalıştılar falan. Şimdi kaç olması lazım bunun için? Bence asgari 3 aylık bir eğitim olması gerek. Asgari 3 aylık ve iyi bir eğitim olması gerek. Bu konuyla ilgili Sayın Yıldırım, bu konuyla ilgili, yani söylediğiniz şeyle ilgili, mesela seferberlik, işte önümüzde bir seferberlik dönemi yaşadığımızda bu 3 aylık en az eğitim gören askerlerin gelmesi lazım. Hani diyorsunuz ya, mesela Sayın İsmail Hakkı Pekin, emekli kor generali, yaptığımız bir röportajda kendisi şunu söylemişti. Dedi ki yani aslında şimdi bedelli kimler yapacak? Daha nispeten entelektüel seviyesi yüksek, işte yüksek lisansı görmüş insanlar yapacak ve bu insanlara bir ayda çok aslında yeterli bir süre, belli temel şeyleri anlatmanız için gerçekten işte farklı eğitim seviyelerinde farklı oluyor eğitim süreleri diyor ve bir ay yeterli olabilir ve seferberlik kanunu tabii eksik diyor ama bir aylık bir süre bunun için yeterli olabilir şeklinde bir değerlendirme yapıyor mesela kendisi. Yani farklı görüşler de var bu konuda. Yetmez. Tabii siz yetmez diyorsunuz. Şimdi şu bakımdan yetmez. Askerlik bedenen, ruhen, teorik ve pratik olarak belli bir düzeye gelmeyi şart koşan bir disiplindir. Herkes için öyledir. Yani bugün örnek veriyorum. 17-25 yaş arasındaki bir askerin biz 40 şınav, 45 mekik çekmesini, 3000 metre koşuyu işte 14 dakikada bitirmesini isteriz. İsterler bugün. Şu kadar barfiks çekmesini, bu kadar bilmem ne. Ama bunu bir duvar boyacısından istemezler. Tamam mı? 20 yaşına kadar böyle bir bedeni yeterlilik sınırına bile gelmemiş bir adamı bir kere böyle bir bedeni yeterliliğe getirmeniz gerekir. 2. Askerlik, hadi yürüyün dediğin zaman doğrudan hiç düşünmeden gidecek ve gerekirse orada ölümü göze almak üzere gidecek bir ruhsal şeyi de gerektirir, donanımı da gerektirir. Biz buna ne deriz? Askeri özgürlük nitelikleri deriz. Bakın, bilimsel bir şey bu. Doktor Mevlüt Bozdemir'in çok güzel bir çalışması var.
Specificate Militaire diye diyor ki başka hiçbir meslekte olmayan ancak askerlikte olmazsa olmaz olan özellikler vardır. Disiplin, hiyerarşi, otorite, bünye, birlik ruhu, onur, kahramanlık, cesaret, dayanışma, itaat, şehitlik, gazilik, özveri. Yani siz hiç bir zaman hastasının böbreğini kurtaramadığı için kendi böbreğini ona veren bir doktor göremezsiniz. Ancak hiç tanımadığı bir adamın hayatını kurtarmak için kendi hayatını vermek zorundadır asker. Yani bu bunları kazandıracaksınız askere. İki, bedeni ve ruh, bunu kazandıracaksınız. Üç, askerlerin toplu olarak yapması gereken şeyler vardır askerliğin gereği olarak. Yani muharebe düzenleri eğitimi vardır, duruma dayalı eğitimler vardır. Bütün bunları bir ayda kazandıracaksınız siz bir askere. Bu artı iki ayla mı kazandırılıyor Sayın Yıldız? Bu eskiden üç ayda kazandırılıyordu. Üç ayda kazandırılıyordu. Ya bu temel bir eğitim olması gerekmiyor bununla ilgili. Yani üniversitelerde de, liselerde de okutulması gereken aslında hani köklü yani? Çözümü konuşulduğunu. Yani bu söylediğiniz şeyler mesela eskiden Milli Güvenlik Kurulu dersleri vardı ben hatırlıyorum. Milli güvenlik dersleri. Dersleri evet. Hmm. Evet milli güvenlik dersleri vardı. Yani liselerde daha temel eğitimde de olmaz. İnşası yapılamaz mı bunlar? Temellerini atabilirsiniz. Onun işte aşinalığını yaratabilirsiniz. Ancak onu kazandıramazsınız orada. O aynı karavanadan kaşık salladığı adamı yangının ortasından kurtarmak için kendi canını yangının ortasına atma şeyini kazandıramazsınız. İki duruma dayalı eğitimler vardır. Yani bir manganın birlikte yapacağı, bir takımın birlikte yapacağı, bir bölüğün birlikte yapacağı hareketler vardır. Bütün bunları yaparak asker olursunuz. Peki. Bütün bunları yapmadan, sağlamadan olmaz. Dolayısıyla Türk ordusu profesyonelleşmeye zorlanıyor. Zaten bunu şey de söylüyor açık açık. Peki profesyonelleşince ne olacak? Hı hı. Şimdi geldik benim eleştirimin, temel iki eleştirimin. Evet. Türk devletinin kuruluş nitelikleri bakımından yaptığım eleştiriye. Bakın, Türk devleti eşit yurttaşlık ilkesine göre ve egemenliği halka vermiş bir cumhuriyettir. Egemenliği nasıl elinizde tutarsınız? Halk egemenliği nasıl elinde tutar? Silahla. Silahla elinde tutar. Silah kimin elinde demek ki? Halkın elinde silah. Bu sistemle halkın elinden silahı alıyorsunuz. Silahı halkın elinden alıyorsunuz, silahı profesyonel ordunun eline veriyorsunuz. Yine er var Sayın Yıldırım. Yani niye öyle söylüyorsunuz? Şöyle er var, şimdi şöyle er var. Mehmetçik yine Aha, Mehmetçik. Tabii şöyle var şimdi. Mehmetçik yine Mehmetçik değil, şöyle er var şimdi. Mesela siz hiç babası fabrikatör olup da kendisi duvar sıvacılığı yapan bir çocuk gördünüz mü? Duydunuz mu? Duymadınız değil Görmedik, mi? Görmedik, evet. Babası profesör olup da kendisi oto yıkamacılığı yapan birisini gördünüz mü? Görmediniz mi? Hı hı. Bu meslekler toplumun gelir düzeyi en düşük kısmının kaderi gibidir. Kaderi gibidir. Baban profesörse şey değilsindir yani, araba yıkamacısı olmazsın. Baban generalse de araba yıkamacısı olmazsın. Baban iş adamıysa da olmazsın. Askerlik... Bütün bu sınıfsal ve ekonomik farklılıkları ortadan kaldıran, Türk milletini birbiriyle eşitleyen, aradaki o zenginlik fakirlik uçurumunu kaldıran bir kurumdu, bir okuldur. Şimdi uçurum mu getiriyor diyorsunuz? Yeni o uçurum okul kalkıyor ortadan. O eşitlik sadece orduda olan o eşitlik yani biz seninle aynı çatı altında uyuyoruz, aynı karavanaya kaşık sallıyoruz, aynı kulübede nöbet tutuyoruz. Bu eşitlik yok olup gidiyor. Seninle o aşinalığımız yok oluyor. Diyarbakırlı gelip Çanakkale'de nöbet tutuyordu, Çanakkale'li gidiyordu, Mardin'de nöbet tutuyordu. Yani diyorsunuz ki 30 bini veren bedel yapıyor, veremeyen. Bu kadar basittir. Paran varsa yaşayacaksın, paran yoksa fakir fukaranın çocuğuysan düğün paranı biriktirmek için ölümü göze alıp gidip askerlik yapacaksın. Paralı askerlik, profesyonel askerlik içerisinde vatan duygusu da vardır diye bir safsatayı kimse bana anlatmasın. Diyebilirler ki kardeşim subaya subay da profesyonel asker değil mi? Hayır değil. Neden değil biliyor musunuz? Mehmetçik ona emanet edildiği için değil. Mehmetçik kimdir? Dünyada ona emir komuta eden komutanının niteliğini belirleyen tek askerdir Mehmetçik.
O anne baba o çocuğu bana emanet edip al çocuğumu savaşçı yap, vatanını namusunu koruyacak hale getir dediği için benim her ne kadar karşılığında geçimimi sağlayacak kadar para da alsam benim askerlik mesleğim meslek değildir, bir yaşam biçimidir. O yüzden Türk ordusunun Türk askerilik geleneği, askerlik değil, askerilik geleneği dünya ordularından farklıdır, diğer ordulardan farklıdır. Sayın Yıldırım, anladın mı? Şimdi sözleşmeli erbaşı nereye koyacağız peki? Nereye koyacağız? Şimdi şehit olanların çoğu baktığımız zaman sözleşmeler erbaşı. Yani şimdi bunlar da vatanı için sonra toplum, mücadele ediyor. İşte bir süre sonra toplum bunu sorgulamaya başlayacak. Bir süre sonra toplum diyecek ki zaten demeye başladılar onu. Yani bakın Türk ordusu her şeyin dört dörtlük yürüdüğü bir kurum değildi zaten. Tabii. Bir kere nereden anlıyoruz bunu? Ergenekon balyoz tertipleri burnumuzun dibine kadar geldi, göremedik. 15 Temmuzlar yaşadık. Biz buralardan dersler almamız lazım. Buralardaki zafiyetlerimizi gidermemiz lazım. Subay subay arasındaki problemler, kurmaylık sistemi, terfi sistemi, sicil sistemi. Bizim generallerimiz çıktı FETÖ'cü. Bizim uçaklarımıza binen pilotlarımız çıktı. Başka ülkelerin, başka orduların askeriymiş meğer, haberimiz yokmuş. Başka şehirlerin askeriymiş, değil mi? Biz buralardan dersler çıkarıp ona göre bir sistem kurmamız lazımken biz Amerika'nın bize yapmamızı söylediği şeyi yapıyoruz. Türk ordusunu sayı bakımından azaltıyoruz. Sınır aşırı görev profesyonel hale getiriyoruz. Askerliği toplumun belli bir gelir düzeyinin altındaki insanların kaderi haline getiriyoruz. Hal böyle olunca o insanlar da bir süre sonra zenginimiz bedel öder, şehidimiz fakirdendir demeye başlayacak. Bunu diyorlardı, devri Osmanlı'da yoktu eşitlik. Bunu diyorlardı, cumhuriyetti, bunu kaldırmıştı ortadan, Atatürk'tü. Bak diyordu, biz halkın davasına sadık olan kesimlerinden, işçiden, köylüden, toplumdan kurduk bu orduyu, eşitledik, dağıttık halka. Şimdi siz tekrar geri döndürüyorsunuz sistemi. Peki Sayın Yıldırım, bu sorunu nasıl çözeceğiz? Yani şimdi verilen rakamlar var. Bakın özür dilerim, şurada bir parantez açıyorum. Buyurun. Parantez açıyorum. Biz bu sistemin yanlışlığını yıllardır anlatıyoruz. Yapılmaya başlandığından beri, 2009-2010'dan beri, daha öncesi de var, anlatıyoruz. HDP'den ses çıkıyor mu? Neyle ilgili? Bu sistemle ilgili. PKK niye feryat etmiyor? Niye feryat etmiyor PKK? Yani PKK yargı... CHP'den niye ses çıkmıyor? Sayın Yıldırım, PKK yargı reformuna da feryat etmiyor ama yargı reformu doğru. Yani Türkiye Barolar Birliği'nin hazırladığı. Tabii ki doğru, ancak başlangıcı doğru. Yargı reformu doğrudan PKK'yı etkileyen bir şey değil. Ancak burada silah tutan kuvvet üzerinde yapılan bir değişiklik var. Ben onun için o örneği verdim. Yargı reformu doğrudan onu etkileyen bir şey değil. Ama burada silah tutan kuvvet. Demir, demir kimin elinde? PKK'nın taktiği de olabilir ama. Yani PKK'nın taktiği de olabilir. Bakın bu, ben size bir şey söyleyeyim. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Vatan Partisi dışında hiçbir partiden bu konuda en ufak bir ses çıkmıyor. Bazıları bilmezlikten, bazıları hükümetle uyumu bozulmasın diye. Bazıları da işine öyle geldiğinde. Örnekler göreceğiz. Gördük geçmişte. Yani hep adını unutuyorum. Harekat. Neydi o, büyük bir baskın olmuştu. Binbaşımız şehit olmuştu. Adı aklıma gelince söylerim. Sözleşmeli askerlerin olduğu konvoyun bir kısmı geriye dönmüştü. Bizzat dönenlerden dinledim ben. Bir süre sonra biz şunu göreceğiz. Bir süre sonra. Onlar da kendi içinde bu, o toplumun o kesimi de kendi içinde bunu sorgulamaya başlayacaklar. Yani siz hiç profesyonel ordu olmasın demiyorsunuz. Hayır, evet. Şart. Zaten siz ancak yaygınlaştırmasını eleştiriyorsunuz. Siz farkındasınız ya da değilsiniz. Hava kuvvetleri %80 oranında profesyoneldir. Hı hı. Yani bir bilmem kaç milyar dolarlık bir uçağa teslim ettiğiniz adamı 20 yılda yetiştiriyorsunuz. Öyle kolay değil. Efendim söyleyeyim, deniz kuvvetleri büyük oranda profesyoneldir. Terörle mücadelede o mızrağın en sivri ucu dediğimiz birlikler profesyoneldir.
Bu adamların çünkü görev yelpazesi sadece dağda terörist bulmak, öldürmek, yakalamak falan değildir. Bunların başka görevleri de vardır. Burada söylenemeyecek görevleri de vardır. Peki Sayın Yıldırım, yani bu, çünkü AK Parti'nin esasen bu sistemi getirirken öne sürdüğü temel şey şu. Yani 280 bin bir fazla var ve bunlar işte birikiyor birikiyor, işte 2 milyon 200 bin oldu şimdi. Biz bunları eriteceğiz. O 280 bin niye fazla? İşte rakamlarını veriyorlar. Yani neden fazla? Nasıl çözeceğiz bu sorunu? Çünkü an be an, adım adım ordu, tugaylar, mevcutlar azaltıldı. Birlikler lağvedildi. Adım 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 azaltıldı birlikler. Birlikler azaltıldıkça doğum arttı. Doğum devam ediyor. Yani siz diyorsunuz ki 280 bini komuta edecek yeni birlikler kurulmalıydı. Tabii ki, çünkü birlik çözümü sayısı buydu diyorsunuz. Birlik sayısı azaltıldı çünkü. Birlik sayısı azaltıldı. Neyse, yani benim söylemek istediğim temel şey şu. Türk devletinin kuruluş niteliklerine zarar veren, Türk ordusunu halkın elinden alan ve halka karşı da kullanılabilir hale getiren bir sistemdir bu. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum burada. Bir kere Türk ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri kavramlarını birbirinden ayıralım. Türk Silahlı Kuvvetleri halen nöbet başında olan, halen silah başında olan Türk ordusunun belli bir kısmıdır. Okuldaki kısmıdır. Türk ordusu ise kendi içinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ni çıkaran, ancak o okuldan geçmiş bireylerden oluşan, silaha sarılabilme yeteneğine sahip ulusun tamamıdır. Hı hı. Tamam mı? Siz şimdi böyle bir sistem kurarak o okulu silaha sarılabilecek bir ulus yaratma yeteneğini yok ediyorsunuz. 15 Temmuz'da sokağa çıkanlar kimdi? Hepsi askerlik yapmış adamlardı. Hiçbirisi demirden korkmuyordu. Ama daha önemlisi ne yapacaklarını da bilen adamlardı. Bu hep göz ardı ediliyor. 15 Temmuz'da sokağa çıkanlar anasının karnından öyle cesur mu doğdular? Vatanı koruma, vatanı için ölme duygusunu askerde almış adamlardı onlar. Özellikle genelkurmayda yaşanan çatışmalarda buna şahit olduk. Ne yapacaklarını bilen adamlardı onlar. Onlar bu yeteneklerin hepsini askerlik yaptıkları dönemde aldılar. Yani o kadar çok örnek var ki önümüzde bizim. Başka örnek vereyim size. Türk ordusuyla halkın bağı bakımından bu kopuyor. Şimdi bir sürü yasa dışı gösteri olurdu değil mi Türkiye'de? Bir sürü. Jandarma sokağa çıktığı anda göstericiler dağılırdı. Hatırlıyor musunuz? Hı hı. Neden? Jandarma kimseye jok mu vururdu? Kimseye dipçik mi vururdu? Hiç kimseye bir şey yapmazdı jandarma. Ama o jandarmaydı. Mehmetçik'ti o. O caydırıcılık bugün de var. Caydırıcılık değil ya. O caydırıcılık. O halkla arasındaki bağ. Halkla arasındaki bağ. Halasının oğlunu gönderiyor çünkü oraya. Bugün bağ. Gidecek yere o bağı yok ediyorsunuz. O bağı yok ediyorsunuz. O bağı karşılığında para alınan bir meslek haline dönüştürüyorsunuz. Halkın bir kesimini sen sadece bu işi yapabilirsin'e getiriyorsunuz. Çünkü bu tabii hükümetle ilgili değil. Sadece AKP ile ilgili bir şey değil bu. Bir sistem problemi bu. Planlı ekonomik modeli terk etmişsiniz. Her mahalle arasına bir tane üniversite kurmuşsunuz. Her köprü altında, her merdiven altında bir tane ne bileyim işte hukuk fakültesi var. Veya başka bir eğitim fakültesi var bilmem ne. Üretime göre insan yok. Diplomalı işsizler almış başını yürümüş. Dolayısıyla bunun bir sonucu bu. Yani şeyler, işe alacak şirketler, herkes saçma sapan bir şeydi. Herkes üniversite bitirsin de oğlum kızım nasıl olursa olsun derdinde. Çocuk üniversite bitiriyor, 25 yaşına kadar bilmem ne sınavına, 26 yaşına kadar bilmem ne sınavlarına giriyor. O, iş bulamıyor. İşte ondan sonra ne iş olsa yaparım oluyor falan filan. 45. maddeye gelelim mi Sayın Yıldırım? Tabii gelelim. Çünkü vaktimiz azalıyor. Tamam. Ne diyorsunuz? Ya şimdi 45. madde neydi? Bak açayım ben şimdi buradan. Şimdi tabii 45. madde Cumhurbaşkanı'na. Bu 5. madde. 45. madde Cumhurbaşkanı'nın gerekli görülen sahalarda gerekli dur okuyalım şuradan şöyle tabii, okuyalım. Özel ben de okuyabilirim isterseniz. Ha okuyun siz. Özel okuyun. Olarak ben de 5. madde açık gönüllüler. Cumhurbaşkanıca belirlenen şartları uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulacak. Hı hı. Cumhurbaşkanı'na böyle bir yetki veriliyor. Kim bu gönüllüler?
Kim olacak bunlar? Tabii içerik yok. Bak, az önce ben ne dedim? Ben az önce dedim ki 15 Temmuz'da sokağa kim çıktı? 15 Temmuz'da savaşabilme, silah kullanabilme yeteneğini ve vatan için canından vazgeçebilme duygusunu asker ocağında almış insanlar çıktı. Kuşkusuz kadınlar da vardı çok sayıda ama onları sürükleyen de o askeri birikimi olan insanlardı. Şimdi bundan sonra bu özel gönüllüler mi çıkacak böyle bir durumda? Ne olacak? Bu nedir bu? Hassa-i Hümayun mu? Şey mi bu? Hassa ordusu mu bu? Şu yorum yapılıyor Sayın Yıldırım. Yani bu buna benzer düzenlemeler daha önce de vardı. Örneğin işte yoktu. İstihbaratta bazı isimler işte ve işte Türkiye'nin bilim insanı olarak yararlanacağı bazı isimler hani gerekli görülen şartlarda askerlerden muaf tutulurdu. Şimdi bu yetki yeni hükümet sistemiyle birlikte Cumhurbaşkanı'na verilmesi normal şeklinde bir nasıl görüş muaf var. Ne, kim muaf tutulurmuş askerlikten? Ben anlamı hiç öyle bir şey yok. İşte bazı... Kimse muaf falan tutulmazdı askerlikten. Herkes askerliğini yapardı. Hiç kimse muaf tutulmazdı. Ha şimdi yeni muafiyetler olsun. Ancak bu kanunla belirlensin. Nasıl muafiyetler olsun? Bakın şöyle muafiyetler olsun bence. Türk ordusunun, hatta bence yelpazeyi daha da genişletsinler. Türk devletinin, Türk milletinin ihtiyacı olan bir takım uzmanlık alanlarında personel istihdam edebilmesini kolaylaştırmak, o uzmanlara kolay ulaşmasını sağlayabilmek için, örneğin doktorlar, örneğin TÜBİTAK'ta çalışacak yazılımcılar, örneğin işte başka başka uzmanlık alanlarında gerekli olan insanlar, bunları özel kanunlarla alın, subay muadili olarak üniforma giydirmeyin. Subay yapmayın. Subay muadili olarak görev yaptırın bunlara. O görev yaptıkları süreyi de gerekirse mecburi hizmetlerinden sayın. Bu insanların işte şimdi atom reaktörleri, santralleri kuracağız değil mi? Bütün bu bir sürü uzmanlığa ihtiyacımız var bizim. Bunları alalım, bunları Türk milletinin hizmetine sokalım. Aslında AK Parti sizin söylediğiniz aynı şeyi söylüyor. Bakın ama bir dakika, aynı şey değil. Bunları yapalım. Hatta bunları mecburi hizmetlerinden sayalım. Ama ancak kanuna bu kanunla düzenlenir. Yani sizin verdiğiniz örnek MİT kanunu diye bir şey vardır. MİT kanununun koşullarına uyarsan alınırsın. İşte bilmem nerenin kanunu vardır. Ona devlet memurları kanunu. Bu konuda AK Parti'den gelen Bülent Turan'dan açıklama burada geldi. Yani inisiyatif revize bırakılıyor. Yapacağız diyor zaten. Bakın burada inisiyatif bırakılıyor. Burada demiyor ki Türk devletinin, Türk milletinin, Türk ordusunun ihtiyacı olan spesifik uzmanlık alanlarında alt parantez o uzmanlık alanları şunlardır. Enerji mühendisi, nükleer mühendis, doktor bilmem ne bunlardır falan alanlarda uygun gördüğü yerde çalışanlar muhab böyle bir şey demiyor ki. Ordu kurabilir o kanuna dayanarak. O kanuna dayanarak özel ordu kurulabilir. CHP'nin önerisine ne diyorsunuz? Ne diyor CHP'nin önerisi? Şunu söylüyor, diyor ki Genelkurmay Başkanlığı'nın teklifi MGK'nın onay şartının ardından bu madde eklenmeli. Yani bunu nasıl anlamadım? Bunu Genelkurmay Başkanlığı önermeli ve Milli Güvenlik Kurulu da onaylamalı. Bu şekilde yasaya konulmalı. Yani doğrudan Cumhurbaşkanı'na bu yetki verilmesin. Genelkurmay Başkanlığı önersin. MGK'nın onayı esas alınsın. Bence şekilde... yeterli değil. Bence MGK'nın onayından da ziyade bu kanunla düzenlensin. Siz yani yasamayı kimlerin muaf tutulacağı hayır, tek tek yazılsın diyor. Kanunla düzenlensin. Son derece kısıtlı bir alan tutulsun. Kanunla düzenlensin ve bu özel uzmanlık alanlarıyla sınırlı kalsın. Evet. Öyle muafiyet var mı? Muafiyet Dar Saadet ahalisi askerlikten muaftı. Medrese talebeleri askerlikten muaftı. Şu bu askerlikten muaftı. Atatürk'ün verdiği cevabı okuyayım mı ben size burada? Şamsuddinov anlatır Atatürk'ün ne cevap verdiğini. Hepiniz burada semirmişsiniz. Yürüyün gidin vatanınızı savunmaya diye. Olmaz böyle muafiyet falan. Yani CHP'nin önerisinde doğru bulmuyorsunuz. Yetersiz. Yetersiz. Bence kanunla düzenlenmeli diyorsunuz. Kanunla düzenlenmeli. Hangi alanlarda muafiyet olacağı belirlenmeli. Onların da ne gerekçeyle muaf olacağı. Yani adam askerlikten muaf. Çünkü hudut birliklerinde doktor yok, gitmiş hudut birliklerinde doktorluk yapmış, tamam. Adam askerlikten muaf çünkü nükleer enerji mühendisi, Türkiye'nin ona ihtiyacı varmış, gitmiş onu yapmış. Temininde güçlük çekilen personel, eskiden böyle bir şey vardı. Temininde güçlük çekilen personel, onun gibi bir şey olsun.
Tamam, muaf olsun onlar. Onlar başımızın üstünde olsun. Bakın, bu konuda yapılan hatalardan hiç ders almıyoruz biz. 2006 yılında yazılmış raporlar var. Soros raporları var orduyu bu hale sokun diye. Biz şimdi nasıl onun aynısını yapıyoruz? GATA, askeri tebabet sistemi, askeri tebabet sistemi bütünüyle ordu şemsiyesinin altından çıkarıldı. Ne oldu şimdi? Hudutlarda asker yok. Karakollarda doktor yok. Karakollarda doktor yok. Yüzen birliklerde doktor yok. Doktor bulunamıyor. Doktor bulamadığın için sınır aşırı harekat yapamıyorsun. Fırat Kalkanı'nda en fazla 2 kilometre mi 3 kilometre içeride doktor bulundurulabildi, biliyor musunuz? Biliyor musunuz bunu? Sayın da yarasının sarılmayacağını bilen adam savaşabilir mi? Evet. Yarasını saracak. Yani pançonun altında ameliyat yapacak. O yapanlara tanık olduk zamanında biz. Bunlardan şimdi hükümet geri adım atmaya çalışıyor. Yaptığı hatalardan. O askeri tebabet sistemini şu anda Milli Savunma Bakanlığı, daha önce bu ekranlarda söyledik, yine söyleyelim, kanun hazırlıyor şu anda yeniden Milli Savunma Bakanlığı'na bağlamak için. Söyleniyor. İlk ama biz söyledik. Biz göremedik. Şimdi burada da yine çok büyük tarihi bir hata yapıyor. Şimdi Soros iddianız çok ciddi Sayın Yıldırım. Yani şu açıdan ciddi söylüyorum. Şimdi siz ilk bu programa başladığımızda şunu söylediniz. Dediniz ki, yani Soros'un eskiden böyle bir planı vardı. Şimdi nereden çıkıyor bu teklif? İşte buradan çıkıyor. Yani şimdi şunu mu anlamamız lazım? Ben böyle lazım? Bir şey demiyorum. Ben sadece şunu söylüyorum. Eskiden Soros'un yazdığı ordu raporları vardı. Evet. Açık Toplum Enstitüsü'nün. Eskiden Amerika'nın o önemli stratejik yayın organlarında yayınlanan bir takım Türk ordusu nasıl olmalı filan türünden bize akıl veren raporlar vardı. Evet. Bu raporların tamamının ortak vurgusu şuydu. Ordu azaltılmalı, ordu profesyonelleştirilmeli, efendime söyleyeyim ordu sınır aşırı görevlere uygun hale gelmeli falan filan. Bugün yapılan neyse ona benzer şeyler salık veren, öğüt veren raporlar vardı. Bugün biz, ben açıp şimdi 2006'daki Soros raporunu İncelemedim ama var 2006'da çok böyle bunları şey yapan, buna benzer şeyler öven raporlar. Açıp bakarız ama genel itibarla şu an Türk ordusunun sayısının azaltılması ve işte profesyonelliğin yaygınlaştırılması tamamen o raporlarda ve o taleplerde istenen şeylerdir. Biz bugün öncelikle oturup bir risk analizi yapmalıyız. Ama bunu Ankara'nın yapacak kişi Oktay Yıldırım değildir. Evet. Bu risk analizini yapacak denilebilir ki ya siz bu risk analizini yapmadıklarını nereden biliyorsunuz? Geçmişsiniz ulusal kanal ekranlarına, bıdı 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 konuşuyorsunuz. Orada kocaman kocaman adamlar, uzmanlar, generaller oturmuşlar, bu risk analizini yapmamışlar mı? Yaptık diyorlar zaten. Hayır efendim, ben görüyorum yapılmadığını. Ben buradan bakıyorum ve bu mevcuda bakıyorum. Yani 1990'larda karşı karşıya bulunduğum tehdide bakıyorum. Ben 1990'larda sadece bir PKK tehdidiyle karşı karşıyaydım. Bundan daha kalabalık bir ordum vardı. Şimdi çok daha fazla sayıda tehditle karşı karşıyayım. Çok daha nitelikli, sayıca fazla, alan bakımından da yayılmış bir tehditle karşı karşıyayım. Ordu mevcudumda daha az. Anladığım kadarıyla siz diyorsunuz ki yani Soros raporları doğrultusunda hükümet hareket ediyor mu? Bu bir soru işareti ama Soros'un nişan al dediği yere ateş ediyorlar tarzı bir şey herhalde özetleyebiliriz. Çünkü soru da geldi çok. O yüzden Sayın Yıldırım. Batı'nın bizden istediği ve bizim cepheden karşı çıktığımız bir düzenlemedir bu. Bu Batı'nın bizden, Amerika'nın bizden istediği düzenlemedir. Amerika'nın talimatları doğrultusunda mı Ankara hareket ediyor şu anda? Erdoğan, yani Akar. Yani burada şöyle bir şey var açıkçası. Ne diyelim buna? Bir çelişki var. Açmaz var. Hem Amerika bizi tehdit ediyor. Evet. Hatta Türk-Amerikan Savaşı siz bizzat kendiniz diyorsunuz. Diyorlar ki şu tabii yaşadık. Yani Amerika bize saldırabilir bile filan. Amerika saldırıyor şu anda bize. Şu an bize fiilen saldırıyor Amerika. Hem de ateşli silahlarla saldırıyor. Cepheden saldırıyor. Vekil kullanıyor. 24 Temmuz 2015'te Türk ordusu Kandil'le yaptığı o büyük harekatta Amerika'ya yaptığı harekatı. Amerikan özel kuvvetlerinden de bir sürü telefat var orada. Kandil'de.
Evet. Onun için bu kadar feryat ettiler. Bize şu anda saldırıyor Amerika. Biz onlarla savaş halindeyiz zaten. Ama bir yandan da biz onların istedikleri gibi bir ordu kurmaya çalışıyoruz. Yani tam onların istediği gibi, onların işine yarayan bir ordu. Bir de siz unutmamışsınızdır muhtemelen. Beşinci madde mi? Tam oraya geliyordum. Ne diyorsunuz Sayın Yıldırım? Yani Cumhurbaşkanı'na verilen bir yetki daha var. Bu da aslında bu da yanlış. Yani bakın şöyle diyor. Beşinci madde. Azaltmaya da artırılıyor. Askerlik çağı ve hizmet süresi başlıklı beşinci maddenin ikinci fıkrası. İkinci cümlede askerlik hizmet sürelerini ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanı'nca karar verilebilir. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu günden bugüne kadar askerlik sürelerinde çeşitli zamanlarda artışlar, azalmalar olmuştur. Hı hı. Askerlik eğitim sisteminde azalmalar olmuştur. Ama bunlar kanunla düzenlenir. Askerlik kanunu, meclis toplanır, askerlik kanununda değişiklik yapar. Askerlik süresi artar ya da azalır. Daha önce bu aynı yetki meclisteydi. Kanunla düzenli. Yani tabii yasamadaydı. Tabii ki. Şimdi Cumhurbaşkanı'na geçmiş oluyor. İşte orada da AK Parti diyor ki ya yeni hükümet sistemi kurduk biz. O yüzden Cumhurbaşkanı veriyoruz diyorlar ama tabii yasamadan yürütmeye verilmiş tabii oluyor. Tabii ki yani. Ya farklılık var. Yasamadan yürütmeye veriliyor. Farklılık. Tabii tabii yani sizin söylediğiniz baştan, gibi. Baştan aşağı sistem değişiyor. Tabii yasamadan bu yetki baştan için. Baştan aşağı sistem değişiyor. Peki yani Cumhurbaşkanı neye göre karar verecek? Toplayacak herhalde şeylerini, generallerini falan, Milli Güvenlik Kurulu'nu soracak. Tehditlerdeki artış, azalma durumu nasıl? Efendim çok tehditler arttı falan diyecekler. O da iyi o zaman bir yıla çıkaralım falan böyle mi diyecek? Ya bir devlet ciddiyeti diye bir şey vardır. Devletler kanunla yönetilir. Yani bu maddeler, bu sorumluluklar Cumhurbaşkanı'nın da elini zayıflatan, kendisini zor durumda bırakan, kendisini ağır yük altında bırakan sorumluluklardır bunlar. Bence bu madde de çok fahiş, hata barındıran bir madde. Yani bunun da kesinlikle şey yapması lazım, değiştirilmesi lazım. Evet. Yani şimdi Sayın Yıldırım, şimdi çok soru var. Soralım. Twitter'dan gelmiş. Evet. Yani zaten çok kısa herhalde bir 10 dakikamız kaldı. 10 dakikada biraz soru yanıt gidelim isterseniz. Tamam. Zaten hepsi öyle oldu ama izleyicilerimizin sorularını da ben size aktarmış olayım. Hı hı. Şimdi Kıbrıs'ta süreç nasıl etkilenecek sorusu var. Hı hı. Yani özellikle Doğu Akdeniz'den gelen tehdide de siz değindiniz ama o noktada bugün şunu da hatırlatmamı lütfen izin verin. Komisyon Başkanı, yani Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet İmaz'ın bir açıklaması var onunla ilgili. Diyor ki biz oraya ek birlikler göndereceğiz diyor. Yani orada herhangi bir sorun yaşanmayacak diyor. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsediyor. Ne diyorsunuz? Çünkü onunla ilgili de çok eleştiriler geldi. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daha caydırıcı olmamız gereken bir dönemde bu düzenleme yapıyoruz. Orada da ciddi bir boşalma olacak. Orada da sorunlar yaşayacağız dendi. AK Parti de böyle bir yanıt verdi. Siz ne diyorsunuz? Bir kere bunu söyleyeyim size. Şu anda 6 ayını doldurmuş olan askerlerin tamamı teris olacak. Tamam, isteyen. Yani ne kadar kişinin isteyerek kalacağını öngörüyorsunuz? Çok az. %90'lar deniyor, evet. Ne deniyor? %10'lar. En iyi. %90 teris olacak. %90 tabii ters olacak. Benim. İki, bu yasanın çıkmasını beklediği için askere gelme süresini uzatan, bekleyen insanlar var. Bütün bunları bunları birleştirdiğiniz zaman Türk ordusunun şu anda çok ciddi bir kuvvet kaybı var bakın. Çok ciddi bir kuvvet kaybı var. Bir de sözleşmeli subaylık, sözleşmeli as subaylık falan böyle şeyler yapmışsınız. Burnunuzun dibinde Kıbrıs'ta, Kıbrıs açıklarında bir dünya savaşı güç gösterisi yapılıyor. 200'den fazla gemi var orada şu anda. İngilizler üstlerine takviye yapıyorlar. Yeni üs gündeme geldi. Tabii yeni üsler kuruyorlar. Niye? Çünkü orada önümüzdeki belki 40 yıllık, 50 yıllık dönemi kurtaracak bir gaz şeyi var, yatakları var. Şimdi bu koşullar altında siz
Nasıl diyebilirsiniz ki orada zaaf olmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak? Rakam ortada, aritmetik ortada. 6 ay sonra gidecek adamların hepsi. Size bir eleştiri gelmiş yine. Hı hı. Nejat Bey'den, Nejat Karaca. Diyor ki sayın komutanımız, ya bu ülkenin harp akademilerinden mezun olup, Sayın Akar'ı kastediyor. Genelkurmaylık makamına kadar yükselmiş bir savunma bakanımız. Yani anlattıklarınızın mutlaka haberi vardır. Yani bu hesap edilmiştir. Güvenlik konusunda, hudut güvenliği vesaire. Hı hı. Kıbrıs konusunda. Bu beni mi eleştirmiş oluyor? Evet. İşte ben de... Siz çünkü biraz önce şey dediniz. Tamam, ben de özgür... Ben ciddi hesaba katılmadığını düşünüyorum dediniz. O yüzden ben de evet. Ben hesaba katılmadığımı düşünüyorum. Hı hı. Hesaba katılmış olsaydı eğer... tabii bizim kendi şeylerimiz de var burada. Görgümüz falan da var. Yani bir bizim de bir tecrübemiz var. Bizim de bir o işte bu ülkenin savaşan birliklerinde geçmiş yıllarımız var. Bizim de bir toplama çıkartma yapma yeteneğimiz var. Bütün bunlara bakarak yaptığımız araştırmalar var. Bütün bunlara bakarak vardığımız bir sonucu anlatıyoruz biz burada. Bu ülkenin harp akademileri bitirmiş, filancı rütbelere gelmiş komutanları korumalarının bile FETÖ'nün askeri olduğunun farkına varamamışlardı Nejat Bey. Yani bizim bence ders almamız gereken en önemli şey budur. En önemli şey budur. İşte sözleşmeli askerlik, uzman çavuşluk sistemleri kuruluyor. Bakın hala daha subayların sorunlarını konuşuyorsunuz. Hala daha uzman çavuş ordu evine giremiyor, şuraya giremiyor, buraya giremiyor. Bu işin bir özlük hakları boyutu var. Bir ekonomik boyutu var bu işin. Malzeme sarfiyatı artacak. Siz şimdi bir tüfeği bir yılda bir asker mi kullansa daha çok yıpranır? Bir yılda üç asker kullansa mı daha çok yıpranır? Malzeme sarfiyatı artacak, ekonomik yükü artacak. Son bir dakika. Son bir dakika. Dolayısıyla birden fazla parametreden değerlendiriyoruz biz bu konuyu. Evet. Gördüğümüz odur ki Türk ordusunun gücünde bir zayıflama olabilir. Hem de bu kadar ağır risklerle karşı karşıya olduğumuz, Amerika tarafından açıkça tehdit edildiğimiz bir dönemde bu düzenlemeden hala geri adım atılabilir. Savunma Bakanımızın, Sayın Bakanımızın partileri gezeceğini ve soru işaretlerini ortadan kaldırmak için milletvekilleriyle görüşmeler yapacağını duyduk. Bu da gösteriyor ki kamu vicdanı tatmin olmuyor. Ama en önemlisi bedelli askerliğin kalıcı hale gelmesi. Bütün bunlar bence yepyeni ama başımıza gelenlerden çıkardığımız derslerle bir askerlik sistemi kurmayı gerekli kılıyor. Milli Savunma Üniversitesi yaparak harp okulunu, askeri liseleri kapatarak da bu sistemi kuramayız. Biz silah arkadaşlığı bağını güçlendiren komuta katmanlarını ve askeri katmanların sayısını azaltan bir sistem kurmalıyız. Bunun gibi katman sayısını artıran, çeşitlendiren bir sistem bizi zayıflatır. Yani son bir cümle, buyurun. Bir kılıç düşünün, tek parça bir kılıç, Mehmetçik. Ya da bir kılıç düşünün, 9 parçadan oluşan ucuca eklenmiş bir kılıç. Hangisi daha güçlü? Tek parça evet. Olan daha güçlü. Teşekkür ederiz. Ben sağ olun Sayın Yıldırım. Değerli izleyenler, Başkent Kulisi'nin bu hafta da sonuna geldik. Yeni askerlik sistemini konuştuk. Tabii bu hafta geçecek mi geçmeyecek mi hepimiz izleyeceğiz. Önümüzdeki haftaya da sarkacağı aslında konuşuluyor. Geçmemesini diliyoruz. Evet, önümüzdeki haftaya da sarkabilir. Süreci hep beraber izleyeceğiz. Yine yayınlarımızda yeni askerlik sistemini teklifi işlemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yine çarşamba günü saat 21.30'da görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.